Merhaba Ahmet. Biliyor musun yine gelmeyeceksin sandım. Trafik vardı o yüzden geciktim biraz, kusura bakma. Ben seni beklemekten hiç sıkılmadım ki. Başka kadın bulamadın mı? Ne diyorsun lan sen? Sırı benden mi alıyorsun ha? Ne oldu? Gerçekleri duymak zorunda mı gitti? Engin sus! O ya da bu sebepten dolayı kadın gitmek istemiyor. Ne yapayım oğlum? Gammaz değil mi kızı? Başın çaresine bak da diyemiyorum. Leyla'yı öptüm. Hoş geldiniz Engin Bey. Aslında biz gönderirdik. Geçen burada tableti unutmuşum. Onu almaya gelecektim zaten. Bu da aradan çıksın istedim. Siz işinize devam edin. Ben tableti alıp çıkacağım. Alper neredesin abi? Eve geçiyorum. Suzan iyi değilmiş de. Ha. Ben de caddedeki şubeye geçiyorum. Daha sana uğrayamayabilirim. Ama keşke sen de buraya gelsen, buluşsak. Şu elemanın çalışma izni belgelerini sana versen. Engin, sabah bırakamaz mısın ya? Ya daha net değil ama yarın sabah İstanbul dışına çıkabilirim. Teftiş ne zaman olur belli olmaz. Belgeler elinde olsun. Tamam, geliyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Mutlaka denemelisin, buranın spesiyelidir. Geçen gün de dikkat ettim. Yani şimdi de çok fazla bir şey yemiyorsun. Yani bu yoğun tempoda çalıştığın zaman güçlü olman lazım. Yerim, yerim. Rüzgar nasıl? İyi. Çok affedersin ama neden bir an evvel konuya girmek zorundaymışım gibi hissediyorum kendimi. Ben o bıcır bıcır konuşan neşeli Leyla'yı özledim. Yani tamam neşeli olmanı beklemiyorum ama biraz sohbet edebiliriz değil mi? Ayrıca neden hala bu kadar tedirginsin? Haşmet, dün akşam konuştuklarımızdan sonra ne söyleyeceğini merak ediyorum. O kadar güzelsin ki. Leyla, seninle konuşmuştuk. Senden beni tanıman için zaman istemiştim. Zaten daha fazlası için söz vermemiştim. Ben de istememiştim. Ama Leyla, ben kendimi neden haksızlığa uğramış gibi hissediyorum. Gibisi fazla ben neden haksızlığa uğradım? Bana hiç zaman tanımadan nasıl bu kadar kolay veda edersin? O zamanlar kafamın karışık olduğunu biliyordum. Evet, bunların hiçbirisi mazeret değil. Ama yanlış karar vermişim. Yanlış gerekçelere sığınarak haksızlık ettim sana. Evet, biliyorum. Özür dilerim senden. Ne değişti? Ne değişti de böyle oldu? Hala o olay yüzünden bir yargılanıyor. Hayır. O zaman bana bir şey söylemelisin. Durup senin gidişimi izleyeceğimi nasıl düşündün? Senin için bu kadar kolay olabilir. Ama benim için olamaz. Çünkü ben sana aşığım. Aramızdaki fark o. Sen bunu anlamıyorsun. Bunun hiçbir değeri yok mu? Olmaz olur mu? Benim için yaptığın her şeye minnettarım. Dostluğun benim için çok kıymetli. Sen sevgi dolu bir adamsın. Şefkatlisin. Özellikle Rüzgar'a karşı. Ama... Ama... Artık Leyla bana amalarla gelme. Ben artık ama duymak istemiyorum Leyla. Ben sana ne demiştim hatırlıyor musun? Aşk öyle her zaman yıldırımlarla gelmez. Bazen usulca girer kapının aralığında. Haşmet. Sakın şimdi cevap verme. Gelecekten mi korkuyorsun? Beni üzmekten mi korkuyorsun? Ben zaten üzülüyorum Leyla. Bir şans vermediğin için üzülüyorum. Kendimi anlatamadığım için üzülüyorum. Beni tanıyamadığın için üzülüyorum. Beni üzmek istemiyorsan verdiğin sözü tut. Başka bir şey istemiyorum.
Haşmetciğim. Leyla. Sen söyleyeceklerini dün çok güzel söyledin. Şimdi sıra bende. Ben de söyleyebilir miyim? Senden şimdi cevap vermemeni rica ediyorum. Hayatını düzene sokmak istiyorsun. Peki. Kafanı toparlamak istiyorsun. Peki. Ne hissedeceğinle ilgili söz veremiyorsun. Ona da peki. Ben hepsine rağmen çabalayacağım ve bekleyeceğim Leyla. Hayır Haşmet. Leyla beni o nikah masasında bırakıp gittin. Ben arkandan insanlara hasret ettim senin için. Ve orada benim en yakınlarım vardı. Takdir edersin ki nikahta terk edildim diyemezdim değil mi? Yani? Senden tek istediğim biraz zaman. Lütfen bu kez beni biraz tanımaya çalışır mısın? Baktın ki duygularında bir değişiklik yok. O zaman hem seni üzmeyecek hem de benim itibarımı koruyacak uygun bir yol buluruz. Bunu benden esirgemezsin değil mi? Aynı anda mı geldik? Sen de mi yakındın? İşte. Trafik yoktu şansa. Alayım şu evrakları. Gel içeride bir şeyler yiyelim ya. Sen bütün gün bir şey yememişsindir. Yok birader, gideyim ben. Suzan'a ne kadar geç gitsen o kadar iyi bence şu an. Çok mu kötü? Suzan işte. O Sedat şerefsiz olmadan kendini tanımlayamadığı için bocalıyor. Yani gerçi kim olsa sarsılır. O da ayrı. Ya gel bari bir tek atalım ya. Bütün gün pestilim çıktı. Hadi. Sen de böyle bir kadın için tüm düzenini alt üst ediyorsun. Sen bilerek yanlış yapma. Düğününde son anda kaçmış bir kadın ipine tutunmaya çalışıyorsa hala... Bırak Haşmet düşünsün. Çok üzüldüğünü anlıyorum sanırım. Dayın da bizde bu akşam şansımıza. Şimdi Leyla'yı yolcu ediyor. Gelsin konuşalım.